Bismillahirrahmanirrahim. Dün Hud suresi 91'e kadar gelmiştik. Bugün 92'den devam ediyoruz. Dedi ki, ey kavmim, sizce benim yakın çevrem Allah'tan daha mı üstündür ki onu arkanızda unutuluvermiş, önemsiz bir şey edindiniz? Şüphesiz benim Rabbim yapmakta olduklarınızı sarıp kuşatandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani bir önceki ayetle bağlantılı olduğu için onu tekrar ediyorum ben. Ey Şüayb dediler 91'de. Senin söylediklerinin çoğunu biz kavrayıp anlamıyoruz. Yani kabul etmiyoruz. Kulağımız kapalı bunlara karşı. Biz inkar ediyoruz diyorlar. Doğrusu biz senin içini içinizde zayıf biri olarak görüyoruz. Eğer yakın çevren olmasaydı gerçekten sen taşa tutar öldürdük. Sen bize karşı güçlü ve üstün değilsin ifadesiyle anlatıyordu. O da şöyle cevap veriyor. Dedi ki, ey kavmim, size benim yakın çevrem, yani benim anam, babam, yakınlarım, dayılarım, etrafım güçlü olması çevrem Allah'tan daha mı üstündür? Yani Allah'a göre daha mı ön planda siz tutuyorsunuz ki onu arkanızda unutuluvermiş olarak görüyorsunuz, kabul ediyorsunuz, bir şey edindiniz. Şüphesiz benim Rabbim yapmakta olduklarınızı sarıp kuşatandır. O görüyor, izliyor, biliyor, fark ediyor. İşte bunun karşılığını mutlaka ama mutlaka bir ahiret aleminde göreceksiniz mesaj veriyor. Şimdi zaten burada Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanızda unutuluvermiş bir şey edindiniz. Yani Şuayb'in kavmiyle Allah'ı unutulmuş bir konuma koymuş. Zaten Allah'ı unutmamış olsaydı elçilere karşı gelmezdi. Bugün günümüzün toplumu da aynen böyle. Yani lafa geldiği zaman Allah'a canım kurban, savaşa gidileceği zaman Allah Allah Allah, ama iş dünya hayatına geldiği zaman Allah'ı unutulmuş, sadece inanılması gereken bir nesne şeklinde dönüştürüyorlar. Bir fark yok yani. Şuayb'in kavmiyle bugünkü kavim arasında hiçbir fark yok. Dünya hayatı onlara aldattı diyor Allah. Ey kavmim, bütün yapabileceğinizi yapın. Şüphesiz ben de yapacağım. Kime aşağılatıcı azap gelecek ve yalancı kimdir? Yakında bileceksiniz. Siz gözetleyip durun. Ben de sizinle birlikte gözetleyeceğim. Ey kavmim, bütün yapabileceğinizi yapın. Bütün peygamberlerin söylediği bu. Yani ben inanıyorsam benim inancım bana ait. Siz inkar ediyorsanız sizin inkarınız size ait. Şüphesiz ben de yapacağım. Ne yapacak onlar? Ya dövecekler, ya sürecekler, ya öldürecekler. Yapacağım. Kime aşağılatıcı azap gelecek ve yalancı kimdir? Yakında bileceksiniz. Yakında kelimesi hep ahiret alemine isabet eden bir anlayışı sürekli ortaya koyuyor. Yani ahiret aleminde göreceksiniz. Siz gözetleyip durun. Dünya hayatında Allah kesinlikle suç işleyenlere müdahale etmeyeceğime dair söz verdim diyor. Bundan dolayı da dünyada cezam yok. Ama ahiret aleminde gerçekten olacak mı olmayacak mı onu göreceğiz diyor. Ben olacak olduğuna inanıyorum. Siz beklen, biz de bekleyeceğiz. Bakalım sonuç ne olacak? Göreceğiz ifadesiyle anlatıyor. Emrimiz geldiği zaman tarafımızdan bir rahmetle Şuayb'i ve onunla birlikte iman edenleri kurtardık. O zulmedenleri dayanılmaz bir ses sarıverdi.
de kendi yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. Emrimiz geldiği zaman bu ne oluyor? Aslında Kur'an'ın ifadesiyle inkar edenleri ve iman eden ve salih amel işleyenleri temel olarak ikiye ayırıyordu. Sizin gözünüzde onlara az, onların gözünde sizi az gösterdik ve böylece kapıştırdık. Sonuç ya Müslümanların ya da inkar edenlerin oldu. İşte burada emrimiz geldiği zaman ifadesini kullanırken genelde insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa gelen peygamberleri yalanladılar. Ya onları öldürdüler, ya yerinden yurdundan sürdüler, ya da onlara işkence ettiler. Bunu anlamak gerekiyor. İşte Şuayb'i, hani İsa'yı öldürmediler, onu asmadılar, onu katımıza yükselttik, onu öldürdüler, onu astılar, her türlü işkenceyi yaptılar. Ama Allah onu öldürmeleri, onları, onu kurtarmaları olarak tanımlıyor. İşte Şuayb de aynı. Yani öyle bir toplumun içerisinde Allah o inkar edenleri ona saldırdığı, onu öldürdüğünden dolayı inkar edenleri dizüstü sabah çökmüş olarak sabahladılar. Yani burada hani o Bakara suresi 259. ayette o inkar eden bir inkarcının fotoğrafını ortaya koyarken inkar edişinden dolayı artık onu öldürdük. Yani gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş olarak eceline kadar bu devam etti. Ama eceli geldiği zaman öldü ve onu ahiret aleminde hesaba çektik. Buradaki ifade de aynı. Dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. Yani kesinlikle ilahi mesajla irtibatını kuramadılar. Bundan dolayı da ebedi cehennemi dünyadayken kendileri hak etti. Biz onlara zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler ifadesiyle böyle bir durumda Kur'an sürekli mesaj veriyor. Kendi yurtlarının ne olduğu konusunda daha önce konuşmuştuk biliyorsun. Semud kavmi içinde kendi yurtlarında dizüstü çöke kaldılar, sabahladılar diye bir ifade vardı. Aynı ifade aşağı yukarı. Kendi yurtları derken onların yurdu inkar yurduydu. Kendi inkarlarında, kendi helakları içerisinde dizüstü çöke kaldılar. Yani ölüm, Allah'ın ölüm kuralına teslim oldular. O şekilde helak oldular. Ben böyle anlıyorum. Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi. Haberiniz olsun, Semud halkına nasıl bir uzaklık verildiyse Medyen halkına da Allah'ın rahmetinden öyle bir uzaklık verildi. Sanki orada iç refah içerisinde yaşamamışlar gibi. Hani Kur'an'da ilgili ayetlere baktığımız zaman inkar edenler cehennem hayatına geldiklerinde, ahiret hayatındaki azabı gördüklerinde dünya hayatında ne kadar kaldınız? Bir gün veya bir günden az ifadesiyle anlatıyordu. Yani dünyada bu kadar kendilerine refah içerisinde yaşadıkları halde ahiret aleminde o kadar kısa bir an olarak onlara görünüyor ki, işte haberiniz olsun, Semud halkı nasıl ona bir uzaklık, Allah'tan uzaklık, o ilahi mesajdan uzaklık verildiyse, Medyen halkına da Allah'ın rahmetinden bir uzaklık verildi. Yani onlar ilahi mesaja asla kulak vermediler. Onlar kulaklarını tıkadılar, gözlerini kapadılar, kalplerini de kendi elleriyle mühürlediler. Bundan dolayı ahiret hayatına varıncaya kadar bu inkarlarında kesinlikle değişiklik olmadan ahiret hayatını gördüler mesajı veriyor.
Andolsun Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık olan bir delille gönderdik. Andolsun Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık olan bir delille gönderdik. Kur'an'da delil kelimesini kullanırken iki belgeden bahsediyordu. Birisi vahiy belge, birisi de eşyanın belgesi. Yani zaten bu iki belge, birisi Cibril'i, birisi de Mikail'i temsil ediyordu. Yani bir yaratılışı Allah ortaya koyuyor, yarattığını söylüyor. O yaratılan varlığı da vahiy ile bilgilendirip bize bilgi veriyor, açıklıyor. Yaratılmış olan her varlığa kendi bilgilerini kodluyor. O kodladığı bilgiler zaten vahyin bilgileriyle tıpatıp aynı. İşte Allah'ın gönderdiği din, Allah'ın yaratmış olduğu evren yasaları ile Allah'ın göndermiş olduğu vahiy yasalarının tam bir mutabakat içerisinde olan din, Allah'ın insanlara sunduğu din. İşte fıtrat dini, Hanif dini, İbrahim dini budur. Dimdik ayakta duran din de budur. Allah'ın yaratışında asla değişiklik bulamazsın ifadesi kullanırken, yaratılışla evrenye vahiy yasalarının uyum halinde olan bir dinden söz ediyor Kur'an. Bu din Allah'ın dini. Maalesef bugünkü ne ehli kitap olanlar, ne müşrik olanlar bu Allah'ın dininden haberleri yok. Firavun'a ve önde gelen çevresine, onlar Firavun'un emrine uymuşlardı. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü, irşat edici değildi. Firavun'a ve onun önde gelen çevresine, yani ben sizin Rabbinizim dedi Firavun. Onlar da evet sen bizim Rabbimizsin dedi. Onun peşini bırakmadılar. Gelen peygamberleri hep yalanladılar, inkar ettiler. İşte büyücülerden birkaç tanesi Hazreti Musa'nın ve Harun'un ortaya koyduğu ilahi mesajı kabul ettiler ve Firavun'la araları açıldı. Yani kesinlikle kendi emrinin dışında hiçbir varlığın emrini kabul etmiyor. Ben sizin ilahınızım, ben sizin Rabbinizim ifadesiyle benim sözümün dışında bir şey söylemeyin ifadesiyle Allah'ın Rabliğinin karşısında kendi Rabliğini ilan ediyor. Bundan dolayı Allah'ın Rabliğini kabul edenlere ne diyor Firavun? Ben size asıp keseceğim, çaprazlarıma ellerinizi keseceğim, hurma ağaçlarında sizi sallandıracağım ifadesi kullanıyor. Onlar Firavun'un emrine uymuşlardı. Yani öyle deyince kendini kurtaracak olan o sandılar. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi ifadesiyle. Doğruya götüren sadece Allah'ın emridir. Hani Allah diyor ki Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru yol tutturanlar var ya, işte kurtuluşta olan bunlardır. Kurtuluşta olan tek Allah'ın yolunda yürümekle ancak mümkün olur ifadesiyle anlatıyor. Bahadır bir şey mi diyeceksin? Yok Tevfik abi, mikrofonum yanlışlıkla açılmış da. Burada Musa'yı Firavun'a ve önde gelen çevresine Allah gönderiyor. Niye? Onlar Firavun'un emrine uymuşlardı. Demek ki toplumlar kendilerine bir önder seçiyor. Ve bu önderlerin arkasından gidiyorlar. Şimdi insan, o zaman şöyle bir soru soralım Hatice Hanım. Hatice Hanım, biz önderlerin peşinden mi gitmek zorundayız? Ataların peşinden gitmek mi zorundayız? İlkelerin peşinden gitmek mi zorundayız? Aklımızın peşinden gitmek mi zorundayız? Nasıl ayarlayacağız bunu? Nasıl ayarlayacağız Tevfik abicim? Vahye göre yaşayacağız. Allah'ın emirlerine göre yaşayacağız. Dolayısıyla önder seçmemiz de gerekiyorsa peygamberimiz önderimiz olacak. Peygamberler önderimiz olacak. Peki.
Peki bizden öncekiler kendine ulu önder seçmişse, heykelde dikiyorsa, gelin bu ulu önderin peşinden gidelim diyorlarsa, ulu önder de otel şapkasını giyip, rakısını içip, muasır medeniyetler seviyesine götüreceğim sizi diyorsa, o zaman önderin peşinde gitmekten bizi alıkoyan nedir, ne mahsuru var? Bizi alıkoyan nedir? Allah inancıdır, Allah korkusudur. Tevfik abicim, biz eğer Müslümansak vahiy çerçevesinde yaşamalıyız. Önder seçeceksek de peygamberleri seçmeliyiz. Yani ulu önderleri seçersek dolayısıyla Müslüman olmamış oluruz. Peki Allah örnek almamız için bize neyi gösteriyor Kur'an'da? Örnek almamız için peygamber kıssalarını anlatıyor. Tevfik abi çıkartıldı. Örnek olarak peygamber kıssaları Rıza Hocam gösteriyor Allah bize. Tabi Allah peygamberlerin dışında hiçbir insana örnek edinin demiyor Allah. Onu bilmek, anlamak gerekiyor. Evet. Ayrıca, ayrıca eğer bir önder, bir kişi, bir lider vahye uygun davranmıyorsa, vahyin peşinden gitmiyorsa biz bırakın onu önder seçmeyi, onunla birlikte aynı yola dahi gidemeyiz. Yani Kur'an bunu yasaklıyor. Çünkü onların dünyasıyla bizim dünyamız ayrı dünyalar. Maalesef günümüzde de bakın insanları nasıl insanların şeyine getiriyorlar. Şeyhin peşinden götürmek istiyorsa önce Allah'ı gösteriyor. Arkasından peygamberi. Ondan sonra da ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri mesabesindedir. Bir tane uyduruk hadis. Sonra kendi alimlerini başlıyor yukarıya sıkıştırmaya. Onun arkasının peşine de kendi şeylerini takıyor. Böylece önce Allah diyor, Kur'an diyor, arkadan hadisleri, şeyleri istediği şekilde getiriyor, sonra seni peşine takıyor. Şimdi öbür önderler nasıl yapıyor? Vatan, bayrak, o olmasaydı olmayacaktınız siz. Efendim, ulu önder şöyle dedi, ulu önder böyle dedi, ulu önder bilmem ne yapmaya çalıştı derken ne yapıyor? Senin varlığını bile ona borçlu olduğunu söylüyor önce. Beyin yıkama yapıyor. Efendim, kapalı bir, üstü örtülü bir tarih kesidinden araştırılmadığımız şeyler, yüceltmeci mantıkla da sürekli yüceltiyor, sürekli yüceltiyor, sürekli yüceltiyor o önderi. Böylece ne yapıyor? Kişileri vatan, millet, bayrak, gelecek, varlık, yuvarlak kavramlarla götürüyor. Belli önderlerin peşine takıyor seni. O zaman Kur'an bize neyin peşinden gitmemizi söylüyor? Hakikatin peşinden gideceğiz. Neden? Çünkü beraber yürüdüğün kişi de veyahut da takip ettiğin kişi de vahye uygun değilse bu iş bu kadar basittir. Senin onunla işin olmaz. Ona destek veremezsin. Onun peşinden gidemezsin. Dolayısıyla Firavun ve yanındakiler onlar bir yol tutturmuşlar, gidiyorlar. Toplumu da kendi peşlerine takıyorlar. Neyle bunu yapıyorlar? İşte sihirbazlarla, yani algı operatörleriyle yapıyorlar. Yanlışı doğru gibi göstererek veya doğruyu yanlış gibi, hakkı batıl gibi göstererek algı oyunlarıyla, kavram kargaşalarıyla bu dünyaya bir daha mı geleceksin? İşte şu olmazsa bu sen olamazdın. En şey güzel yaşam biçimi şudur gibi algılarla toplumu bir dolmuşa bindiriyorlar. Birilerinin peşine takıyorlar. Oysa Kur'an bize bunlara aldanmamamızı, böylesi şeylerin peşinden gitmememizi. De ki diyor, ben yalnızca bana vahyolunana inanırım. Veya sen sana vahyolunana sımsıkı sarıl diyor. Dolayısıyla burada Allah kime örnek gösteriyor? Resulleri bize örnek gösteriyor. Dolayısıyla biz ancak önder olarak, arkasından gideceğimiz kişiler olarak Resulleri biliriz. Yol arkadaşı olarak da iman etmiş olanlar, yani müminler müminlerin velisidir diyor. Yani Kur'an'da hiçbir yerde demiyor, Ayyaşlar müminlerin velisidir diye. Kur'an'da hiçbir yerde demiyor, efendim, muasır medeniyetler seviyesine gitmek isteyenler müminlerin velisidir diye. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu ayetlerden
günümüze baktığımız zaman bütün bir toplumun algı oyunlarıyla dolmuşa bindirildiğini görüyoruz yani. Bir de Firavun'un emri doğruya götürücü, irşat edici değildi. Yani o hakka göre hareket etmiyordu. Burası da önemli. O kıyamet günü kavminin önderliğine geçen, böylece onları ateşe götürmüş olur. Sonunda vardıkları yer ne kötü bir yerdir. O kıyamet günü, o ifadesi Firavun'u anlatıyor. Ahiret aleminde, dünyada sizin Rabbinizim dedi ama ahiret aleminde Allah'ın huzurunda elini ovmuş, kendine gelecek azap bekliyor. O kıyamet günü kavminin önderliğine geçer. Hani bir ayette şöyle diyordu. Onları imamlarıyla beraber çağıracağız, önderleriyle beraber çağıracağız veya her ümmeti bir önderleriyle çağıracağız ifadesi kullanıyor. Burada Rabbani oldun dışında olan bütün insanlar kendi ne davet ettikleri o önde gelen Kur'an'ın sürekli hani biz şehrin önde gelenlerine bozgunculuk yapın deriz. Onlar da bozgunculuk yaparlar. Biz de onları helak ederiz ifadesi kullanıyordu. İşte önde gelenler, onu takip eden bütün insanlar da aynı kategoriye yerleştiriliyor. Biz sizi saptırdıysak sizin sapmanız gerekmezdi. Siz doğru yolu bulduysanız, biz suç işlediysek siz de işlediniz diye ahiret aleminde onlara cevap veriyor. Böylece onları ateşe götürmüş olur. Yani kendini takip edenleri de kendisiyle beraber cehenneme götürmüş olur. Sonunda vardıkları yer ne kötü bir yerdir. Yani öyle bir yeri kim ister? Oraya vardıklarında bir dünya dolusu kazanmış olsalar onu fidye olarak vermek isterler. Yine bu yetmezse iki dünya dolusu kazanmış olsa onu da fidye olarak vermek ister ifadesiyle oradaki onların pişmanlıklarını Kur'an bize anlatıyor. Onlar burada da kıyamet gününde de lanete tabi tutuldular. Bu verilen bağış ne kötü bir bağıştır. Yani iki bağıştan bahsediyoruz. Birisi bağışın hani bir ayette o inkar edenlerin vermiş oldukları infaklar dağdaki bir toprağın sağanak yağmur karşısında kaybolup gittiği gibi kaybolup gidecektir ifadesi kullanıyor. İşte onların vermiş oldukları bağış yani o infaklar ahiret aleminde ne kötü bir bağıştır ifadesiyle onları ebedi ateşe sürüklüyor. Onlar burada da kıyamet gününde de lanete uğramışlardır. Tutuldular. Verilen bağış ne kötü bir bağıştır. Yani onlara ne diyordu Kur'an'da çok ayetlerde irinden akıtacağız. Onlara sizden rızık size verilenlerden verin dediğin zaman dedikleri zaman işte sizin yiyeceğiniz bunlardır. Darı dikenidir ifadesiyle anlatıyordu Kur'an. Bunlar sana doğru haber olarak aktardığımız geçmişteki nesillerin haberleridir. Onlardan kimi ayakta kalmış, hala izleri var, kimi de biçilmiş, ekim gibi yerle bir edilmiş, kalıntısı silinmiştir. Bunlar sana doğru haber olarak aktardığımız geçmişteki nesillerin haberleridir. Yani Allah ne diyordu? İnsanların bilmediği gayb haberlerdi. İnsanlara haber veriyor. Geçmişteki ve gelecektekileri. İşte geçmiştekileri bazıları tecrübe olsun diye bunu anlatıyor diyorlar ama oysa Allah'a göre tecrübe diye bir şey yok. Allah geçmişi de bilir, anı da bilir, geleceği de bilir. İşte geçmişteki ve gelecektekilerine kayıp haberi olarak veriyor. Nebisine bunları aktarıyor. Resul olarak da inanan insanlara duyuruyor bunları. Onlardan kimi ayakta kalmış, yani
burada ayakta kalmış ifadesi kullanırken kalıntıları hala meydanda, bazılarının kalıntıları da deprem, sel felaketi, değişik doğa hareketleriyle de tarih sahnesinden silinmiş olarak anlatılıyor. Onların durumu ne kötüdür ifadesiyle bunları anlatıyor. Biz onlara zulmetmedik. Ancak onlar kendi nefislerine zulmettiler. Böylece Rabbinin emrine geldiği zaman Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şey sağlayamadı. Helak ve kayıplarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Biz onlara zulmetmedik. Çünkü Allah dünya hayatında biz onlara yolu gösterdik. Dileyen şükretsin, dileyen de nankör olsun dedi. Bunlar şükretme yolunu değil, bağışlanma yolunu değil, hidayete erme yolunu değil. Bunlar sapma, zulmetme, Rabbin yolundan ayrılma yolunu tercih ettiler. Ve bundan dolayı da her nefis kazandığına karşılık bir rehinedir ifadesiyle, herkes orada götürdüklerini yiyecekler ifadesiyle anlatıyordu Kur'an'da. Biz onlara zulmetmedik, ancak onlar kendi nefislerine zulmettiler. Çünkü bunları zaten nefisleri şahitti yaptığı her kötülüğün kötü olduğunu. Ama bunu unuttular, Allah'ı unuttular. Allah'ı unutunca da Allah da bunları unuttu, zulmettiler. Böylece Rabbinin emri geldiği zaman Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şey yarar sağlamadı. Yani ahiret aleminde kendilerine Rab olarak, ilah olarak gördükleri orada bir fayda sağlayamadı. Helak ve kayıplarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Yani onlar helak oldu, ebedi cehennemi hak etti. Artık onlar kendi nefislerine zulmettiklerinin farkına varıp pişman olacaklar ama işten geçmiş olacak. Onlar zulüm işlemek derken ülkeleri veya nesilleri yakaladığı zaman Rabbinin yakalaması işte böyledir. Gerçekten onun yakalaması pek acı, pek şiddetlidir. Bir ayette de şöyle diyordu. Kıyamet günü ne zamandı, ne zamanmış diye sorarlar diyor. Belki azabın bir kısmı size tattırıldı bile ifadesiyle kullanıyor. Onlar zulüm işlemektelerken, yani dünya hayatında gerek trafik kazalarında, gerek bir topluluğa zulmederken, onlara bombalar yağdırırken ölme durumları veya gerek deprem felaketlerinde yakaladığı zaman Rabbinin yakalaması işte böyledir. Yani bir gün gelip ecel sizi bulacak, işte o sizin ölüşünüzle beraber azapta başlamış olacak. Gerçekten onun yakalaması pek acı, pek şiddetlidir. Yakaladığı zaman ebedi bir cehennemi hak etmiş olarak ahiret aleminde yerini buluyor. Ahiret azabından korkan için bunda için ayetler vardır. O, bütün insanların kendisinde toplanacağı bir gündür ve o, gözlemlenebilen bir gündür. Ahiret azabından korkan için, hani Rabbim Allah'tır deyip dosdoğru yol tutturanlar var ya, işte kurtulmuş olanlar bunlar oluyor, korkan oluyor. Kendisini ilahi mesajın doğrultusunda yönlendirmek için çaba ve gayretini sarf ediyor. Çünkü Allah her nefis kendi yaptıklarına karşı bir rehinedir ifadesiyle bunun farkındaydı. Kesin ayetler vardır. O bütün insanların kendisinde toplayacağı bir gündür. Ahiret alemi işte Kur'an'da Allah din gününün malikidir ifadesiyle bütün insanları huzurunda toplayacak. Ve gözlemlenebilirken, gözlemlenebilenlerin bir günüdür. Yani herkesin kimin ne yaptığı
noktasına virgülüne büyük küçük günah sevap olma ayırmadan hepsi net bir şekilde önüne dökülecek. İşte sizin hayatınız, işte sizin yaptıklarınız ifadesiyle onlar kendileri gerçekten bu azabı hak ettiklerine dair kendileri kanaat getirecek ifadesiyle anlatıyordu. Biz onu sayılı bir sürenin dışında ertelemeyiz. Hocam bu ayete geçmeden ben bir şey sormak istiyorum. Burada diyor ki kıyamet gününü o gözlemlenebilen bir gündür. Biz bunu nasıl gözlemleyeceğiz? Bunu Allah gözlemliyor hocam. Kendisi de hani iki belge önüne konmuş oluyor diyor. Birisi boynuna dolanmış kitap olarak önüne konacak. Bu İsra suresi 13. ayette. Birisi de kalbinden geçirdiklerini ve ertelediklerini veya kalbinden geçirip açığa vurduklarını veya gizli tuttuklarını bile onlara söyleyen bir kamera kayıt sistemi ifadesiyle bunu anlatıyor. Bu da Nemin suresi 82. ayette anlatılıyordu. Yani ahiret aleminde kesinlikle her insan yapmış olduğu bütün davranışları orada kendi gözleriyle bunu görüp şahit olacak. Zaten bunu yaptığını da bizzat itiraf edecek diyor Allah. Yani Allah belge ve delilleriyle o gün insanın gözlemleyebileceği bir şekilde insanın önüne bunu, yani insan itiraz edemeyecek orada. Aynen tabii ki. Biz onu sayık bir sürenin dışında ertelemeyiz. Yani herkese Allah bir ömür veriyor. Bu ömür çerçevesi içerisinde yapmış olduğu bütün ameller gerek Rabbani yolda gerekse gayri Rabbani yolda yapmış olduğu bütün davranış, doğru ve yanlış olan davranışları bizzat kendisi yapıyor. Bir ayette de şöyle diyor, biz insanı iki arada bir derede bırakmayacağız. Yani bir vücutta iman girerse vücuda inkar çıkar, inkar girerse iman çıkar. İşte bir vücutta iki kalp bulunmaz derken de bunu anlatıyor. Kesinlikle bir insan ölürken ya Müslüman olarak ölür ya da gayrimüslüman olarak ölür. Bir adam hem Müslüman hem gayrimüslim veya arasat diye bir şey yok. Orada kişi zaten kararını kendisi hangi yönde vermişse, vermiş olduğu karar yönünde ahiret aleminde zaten ya cehennem ya da cennet. Ara yerde bir mükafat ve ceza yeri olmadığına göre bir insan ya cehennem için kendini hazırlamış ya cennet için kendini hazırlamış oluyor. Başka yok. Ali el kaldırmış herhalde. Buyur Ali. Abi o ayet bir daha oku sen. Biz onu sayılı bir sürenin dışında ertelemeyiz. Yani burada sayılı gün dediği insan ömrü oluyor. Ecelleri gelince bir saat ne öne alınır ne de ertelenir ifadesiyle değişik ayetlerde bunu anlatıyordu. Burada hocam mesela biz düne kadar Ashab-ı Kehf işte 300 yıl yaşamış diye inanıyoruz. Düne kadar İsa ölmedi, göğe çıktı, bir gün belki gelecek, işte gelince Mehdi'lik görev görecek bilmem ne falan. Şu ayet bunların hepsini aslında çürütüyor. Tabii yani, ki canım. Bu ayet bu görüşleri çürütüyor. Yani belli bir süreye, o zaman belli bir süreye kadar zaman tanıdık ama Ashab-ı Kehf hariç demek lazım. Allah da kendi ilkesine aykırı bir yaratılış ortaya koymaz. Herkes için geçerli bir kural ortaya koyar. Bu ayet bunu tam gösteriyor. Buna bir cevap aslında. Önce şunu Ali Baba, önce şunu bilmek gerekiyor. Hani 300 yıl kaldılar, 900 yıl daha eklediler ifadesini ayette geçiyor ama bunu
300 yıl kaldı diyen Allah değil. O yozlaşmış, bozulmuş toplum bunu söylüyor 300 yıl kaldığını. Altındaki ayette de onların ne kadar kaldığını Allah bilir ifadesiyle anlatıyor. Yani oradaki 300 yıl ifadesi kesinlikle insan ömrüyle bağlaşmayan bir ifade. Oradaki Ashab-ı Kehf'in kaldığı süre belirli bir zaman dilim içinde mağara diye bahsettiği de belirli kralın zulmünden kaçan belirli bir topluluğa gidip orada yaşadığı halde Allah'ın nimetlerinden yiyip içtikleri halde ilahi mesajı belirli bir zaman askıya almalarını mağara olarak tanımlamış Kur'an. Olay bu. Yoksa 300 yıl uyur da bir adam kalkar da hani Kur'an'da Allah'ın gönderdiği din, Allah'ın yaratmış olduğu evren yasaları ile Allah'ın göndermiş olduğu vahiy yasalarının tam bir mutabakat içerisinde olan din. Kesinlikle Allah'ın yaratışında asla bir değişiklik bulamazsın ifadesiyle anlatıyordu. Evet. Kıyametin geleceği gününde onun izni olmaksızın hiç kimse söz söyleyemez. Artık onlardan kimi bedbaht ve mutsuz, kimi de mutlu ve bahtiyardır. Kıyametin geleceği günde onun izni olmaksızın hiç kimse söz söyleyemez. Hani Tevbe suresi, Taha suresi 109. ayette burada hatırlamak gerekiyor. Hocam onu bir açla orada izin verdikleri ifadesini kullanırken bununla çok güçlü bir bağ var. Onu bir bağlantı kurup anlayabilirsek doğru bir anlayışa götürür diye düşünüyorum. Hangi ayet hocam? Taha suresi 109. ayet hocam. Taha suresi 109. O gün Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati bir yarar sağlamaz. Heh, burada ne diyor? O gün kendisinin izin verdiği, sözünden hoşnut olduğu kişiden başkasının şefaati bir yarar sağlamaz. Yani izin verdiği diye bahsettiği izin verilenler Allah'ın iki yolu vardı. Birisi Rabbani yol, bağışlanma yolu, Rabbin yolu. Birisi de gayri Rabbani yolu, bağışlanmayan yolu. İşte izin verdiği dediği bağışlanmaya doğru karar verip o yöne yönelenlere izin verdiği diye anlıyor. İşte söz kelimesini kullanırken geleceği günde onun izni olmaksızın hiç kimse söz söyleyemez. Yani orada kendi götürdüğünden başka bir söz söyleyemez. Artık onlardan kimi bedbaht, yani herkes kendi götürdüğüyle orada konuşacak ve mutsuz, kimi bedbaht, kimi mutsuz, kimi de mutlu ve bahtiyardır. Yani ya Müslüman olarak gidiyor giden, ebedi cennete gittiğinden dolayı mutlu ve bahtiyar oluyor. Kimi de kendisini ebedi cehenneme hazırladığından dolayı mutsuz ve bedbaht olarak ahiret alemine gidiyor. İşte başka bir yol yok. Yani iki yoldan bahsediyor. Kesinlikle her insan ya cennetliktir ya cehennemliktir. Hem Kur'an'da şunu bütünlük içinde değerlendirdiğimiz zaman Allah hiç kimseyi saptırmaz. Allah kimseyi, hiç kimseyi hidayete erdirmez. Allah hiç kimseye şefaat etmez. Allah hiç kimseyi cennete atmaz. Cehenneme de atmaz. Allah sermayeyi insanların önüne koyar. Bu sermayeyle insanları kendine yetkiyi, sorumluluğu verir. Dileyen bu sermayeyle cennetini seçer, tercih eder. Dileyen de cehennemini seçer, onu tercih eder. Kişi kendisini cennete ve cehenneme atar. Bunu altını kalın çizgilerle çizerek belirtmek istiyorum.
Halife bu anlamda kullanmış Kur'an'da. Yetki ve sorumluluk ona ait. Yaptığı her kötülüğü de, yaptığı her iyiliği de kendisi bunun farkında. Nefisiniz şahit olsun, ahiret aleminde biz bundan habersizdik dememeniz için böyle yaptık ifadesiyle üzerine var, basa basa vurguluyor Kur'an. Hani biz böyle dediğimizi hiç hatırlamıyoruz diyenlere aslında bunlar tokat gibi bir cevap. Mutsuz olanlar ateştedirler. Onlar için orada kahırla ve acıyla nefes alıp vermeler vardır. Mutsuz olanlar, bedbaht olanlar, ateştedirler, cehennem halkıdırlar. Onlar için orada nefes alıp vermeleri vardır. Yaşarlar ama asla ölmezler. Kendi yaptıklarının cezasını kendileri cezalarını verirler. Hani Allah Kur'an'da inkar edenler içinde dereceler var. Yaptıkları zulme ve davranışlarına göre iman edenlere göre de cennet var. Verdiği dereceler var. Yani iman edenler de yapmış oldukları güzel amellerin karşılığında onların yaptıkları amellere göre derecelerle yerleştireceği gibi hiç haksızlık yapmadan ahiret aleminde de inkar edenler için yaptıklarının cezasını zulümle karşılık görecek. Az zulüm yapanlar az işkence görecek. Çok zulüm yapanlar çok işkence görecek ifadesiyle anlatıyor Kur'an. Onlar Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe orada süresiz kalacaklardır. Çünkü Rabbin gerçekten dilediğini yapandır. Onlar Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe orada süresiz kalacaklardır. İnkar edenler için kullanıyor. Hani bu haksızlık değil mi? Dünya hayatında bir inkar ve bir zulüm dolayısıyla ebedi cehennem hak mıdır diye soranlara Allah çünkü Rabbin gerçekten dilediğini yapandır ifadesi kullanırken yani insanlara dünya hayatına habersiz yakalayıp da onları cehenneme atmıyor Allah. Bunları tek tek nebilerle, resullerle o konuda duyarlı olan insanlarla anlatıyor. Onlar bunu gale almıyorlar. Gale almadıklarından dolayı zulüm üstüne zulüm yağdırıyorlar ve Allah da onların hesabını yaptıkları zulmün karşılığını ebedi bir cehennem olarak anlatıyor. Yani peki Allah bir insan Allah'tan başka bir ebedi varlık mı var ki insanları ebedi cennet ve cehenneme sokacak diyorlar. Bunu nasıl açıklarsınız? Görüşü olan varsa. Yani ebedi cennet ve ebedi cehennem. Ebedi Allah için yani önü sonu belli olmayan bir Allah için doğru mu oluyor? Yani burada bir süreç olması gerekmez mi? Allah'a göre bir zaman farkı olması gerekmez mi? Sorusuna ne cevap verebiliriz? Şimdi hocam Allah zaten kendisi süresiz, ebedi bir varlık olduğu için süresiz cennette cehennem yaratması Allah'ın ilahlığına ters değil, tam tersine onun ilahlığına uygun düşen bir şey. Çünkü Allah'ın dışında hiçbir güç süresiz bir şey yaratamaz. Dolayısıyla burada
Allah'a ters düşecek, onun ilahlığını gölgeleyecek herhangi bir durum yok diye ben düşünüyorum. Peki. Yani Allah illa süresiz benim, öyleyse benden başka her şey süreli olacaktır diye böyle bir kural mı olması gerekiyor Allah için? Öyle kurallar hocam işte. Hani Hadid suresinde diyor ya, Allah evveldir, Allah ahirdir, Allah batındır, Allah zahirdir diyor. Demek ki Allah'ın dışındaki bütün varlıklar sürelidir ama Allah süreli değildir. Bunu bilmek gerekiyor. O zaman şunu anlamak gerekiyor. Yani Allah evvelse, insanlar da sonradansa, İnsanlar sonradan olmayla, yani kainatın yaratılışıyla, bak 13 milyar 900 milyon yıl olduğu söyleniyor insanlığın yaratılışına kadar. Peki bu dönem içerisinde, geçen zaman sürecinde insanlar yoktu ve insanlar da ondan sonra yaratıldığına göre, Allah'a göre, demek Allah evveldir. Allah'a göre böyle bir zaman yok. O zaman insanların Allah'tan farkı ne oluyor? İnsanların bir başlangıcı var ama Allah'ın bir başlangıcı yok. İnsanların başlangıcıyla insanlar dünya hayatında kendine verilmiş az bir zaman dilimi içerisinde bir sınav süreci var. O süreci, sınav sürecini atlattıktan sonra ya ebedi bir cehennem ya ebedi bir cennet. Bu da Allah'a göre süreli ama yani insanlar Allah'a göre süreli, Allah'a kendisine göre de bu süreli değildir. Yani Allah daha önceden vardı, var olduktan sonra bunlar gündeme geliyor. Ondan dolayı Allah böyle bir ifade kullanıyor. Yani cennet de, cehennem de insanlar yaratılıp sınava tabi tutulduktan sonra da ebedi olarak insanlar ya ceza görecek, ya mükafat görecek. Allah'ın dediği bu. Vay efendim. O zaman insanlar da evvel olmuyor ama ahir olmuş oluyor. Ahir oluyor. Aynen öyle. O zaman. Hani Allah ahirdir. İşte ahirdir ifadesi kullanırken en sondur. Allah'tan başka en son olan var mı? İnsan var işte. İşte o başlangıcı ve sonucunu ifade ederken sanat kullanarak bunu anlatıyor. Yani o zaman son olmadığına göre, ahir olduğuna göre, işte insanları belirli bir zaman diliminden sonra onları da ahir hale dönüştürüyor. Başlangıcı var ama sonucu yok. Bunu anlatıyor. Yani Allah evveldir ama insan evvel değildir. Bunu anlatıyor. Peki arkadaşlar, başka söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz var mı? Çünkü saatimiz geldi. Çünkü bu cennetin ve cehennemin süresiz olmasını bazıları kabul etmiyor biliyorsunuz. Bazı müfessirler Arapçadan yola çıkarak uzunca bir süre diyorlar. Böyle nitelendiriyorlar. Demek ki uzunca bir süre sonra cenneti ve cehennemi Allah o zaman yok edecek anlamına geliyor bu. Ama burada ebeden diyor. Ebediyen orada kalıcıdır var diyor. Dolayısıyla cennet ve cehennem ebedi. Çok ifade var Kur'an'da. İğnenin deliğinden deve geçinceye kadar onlar cehennemde kalacak. Veya eşek kavağa çıkıncaya kadar ifadesi kullanıyorlar Türkçe'de ya. Yani eşeğin kavağa çıkamayacağını anlatmak için öyle bir süre söylüyorlar. Hani bir de şöyle diyor ayette, halat iğnenin ipliğinden geçinceye kadar ifadesi kullanılır. İğnenin ipliğinden halat geçemeyeceğine göre onlar sürekli orada yer ve gökler durdukça onlar da cehennemde kalacaklar ifadesiyle oradaki süresizliği de böylece anlatmış oluyor Kur'an. Daha ne yapsın? Evet.
başka söylemek istedikleriniz? O zaman 109'u da okuyalım. Çünkü yarın tekrar Musa kıssasıyla devam edelim. Artık onların tapmakta oldukları şeyler konusunda sakın kuşkuda olma. Daha önceleri atalara nasıl tapıyor idiyseler, onlar da ancak böyle tapıyorlar. Şüphesiz biz paylarını eksiltmeksizin onlara ödeyecek olanlarız. Artık onların tapmakta oldukları şeyler konusunda sakın kuşkuda olma, sen endişeye kapılma, onlar Müslüman olmadı diye üzülme. Daha önceleri ataları nasıl tapıyor idiyseler,